Size tekrar merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Simla Can Polat. Bugün bilmiyorum şu anda fark ediliyor mu ışıktan ve makyajdan dolayı ama gözümün altında şurada şöyle bir arpacık çıktı. Böyle çok garip görünüyor. Üzerine bir de kapatıcı sürdüm, bilmiyorum iyice berbat bir halde olur mu ama bu videoyu, hangi videoyu çekeceğim söyleyeyim önce size. Bugün sizlerle 15 ya da 16 adetti sanıyorum. Moda çözümünü paylaşacağım. Herkesin günlük hayatında kullanabileceği stil çözümlerini paylaşacağım. Bu videoyu çekmeyi çok istiyordum. Arpacık geçsin, gözümdeki şey geçsin diye bekledim. Ama baktım ki bir türlü geçmiyor. Ben de bekleteyim. Madem her şeyi paylaşıyorum burada sizle, bir sıkıntı olmaz diye düşündüm. Ve hemen hile çözüm artık neyse onunla başlıyorum. Bacaklarınızı uzun göstermek için biliyorsunuz önümüz yaz. Topuklu ayakkabı zaten giyiyoruz. Ama topuklu ayakkabınızı nude tonlarda tercih ederseniz, özellikle fotoğraflarda gerçekten bacaklarınız olduğundan en az bir 4-5 santim daha uzun gözüküyor. İkinci çözüm beyaz spor ayakkabılarla ilgili. Ben zaten tam bir beyaz spor ayakkabı hastasıyım ve daha önce bu çözümü bulmadan önce sürekli ayakkabılarımı böyle bir poşetin içerisine koyup, plastik bir poşetin içine koyup çamaşır makinesine atıyordum. O şekilde temizleme yöntemi bulmuştum ama ayakkabılarım deforme oluyordu ve yeterince beyaz olmuyordu. Zamanla grileşiyordu. Ama şöyle bir şey öğrendim. Diş macunu ve fırçayla, beyazlatıcı diş macunu ve fırçayla spor ayakkabılarınız efsane temizleniyor arkadaşlar. Gerçekten yepyeni bir beyazlığı vardır ya, bu yeni beyazlığı. Yeni beyazlığını elde ediyorsunuz, mutlaka deneyin. Üçüncü çözüm aslında bir hatırlatma. Muhtemelen birçoğunuz biliyorsunuz. V yakalı kıyafetler, derin V yakalı bluzlar kesinlikle boynunuzu olduğundan daha uzun gösteriyor. Yüzünüzü daha ince gösteriyor. Dördüncü çözüm özellikle benim gibi tombiş yanaklılar için. Eğer sizin de yanaklarınız böyle benim gibi dolu doluysa uzun küpeler takmak, özellikle saçlarınızı topladığınızda uzun ve renkli küpeler takmak kesinlikle suratınızı olduğundan daha renkli ve olduğundan daha küçük gösteriyor. Aslında beşincisi bir çözüm değil, bir öneri. Sürüyenlerimizi 6 ayda bir değiştirmek. Ne kadar kaliteli sürüyen alsak da gerçekten yıkadıkça sürüyenlerin formları bozuluyor ve sürüyenlerin formları bozuldukça da göğüs sağlığımız, göğsümüzün şekli için gerçekten olumsuz etkiler yaratabiliyor. O yüzden sürüyenlerinizi 6 ayda bir, en az 6 ayda bir değiştirmenizi öneririm. Uzun kolyelerinizi bir ataçla, bildiğiniz sıradan bir ataçla kısaltıp uzatabilirsiniz. Hatta onları farklı formlara, farklı boylara getirebilirsiniz. Eğer uzun kolyeleriniz varsa, hatta bence aksesuarda daha çok uzun kolyeler alın ki ataç yardımıyla onu istediğiniz gibi uzatıp kısaltabilin. Yedinci önerim yine böyle kendini çok fazla salıveren ve salınca da hiç güzel durmayan jeanlerimiz, kot pantolonlarımız yani. Kot pantolonlarınızı soğuk suda yıkarsanız, gerçekten soğuk suda yıkarsanız kendilerini böyle toparlıyorlar ya da en azından bırakma zamanları, böyle esneme zamanları uzuyor. O yüzden kot pantolonlarınızı olabildiğince soğuk suda yıkamaya çalışın. Siz de benim gibi gözlüklerinize böyle sürekli dokunuyorsanız, kim? Ben gerçekten o konuda şeyimdir, bayağı arızayımdır. Sürekli gözlüklerimi böyle şeylerinden değil, yanlarından değil, böyle camından falan tutarım. Sürekli parmak izi olur. Genelde mikrofiber bezlerle temizliyordum ben gözlüklerimi. Ama hep bir pamukçuklar kalıyordu. Tam bir temizlenmediğini hissediyordum. Çok güzel bir yöntem öğrendim. Güneş gözlüklerinizde, optik gözlüklerinizde, numaralı gözlüklerinizde önce suyla yıkayın. Daha sonra sodayla yıkayın ve pamuğu alın, böyle 2-3 tane pamuğu alın, iyice silin. Bu yöntem gözlüklerinizi inanılmaz güzel temizliyor. Aynı zamanda üzerindeki böyle ince çizgileri, çok ince çizikleri de kesinlikle yok ediyor. Dokuzuncu önerim daha çok böyle stil çözümü aslında. Birçok kıyafetimizi eskidikçe dolaptan çıkarmak ya da ihtiyacı olan birilerine vermek muhteşem. Ama palto, kaban gibi ürünler daha pahalı ürünler. Ve bunlar eskise bile bazen atmaya kıyamıyoruz. Eskiyen, modası geçen kabanlarınızda ne yapabilirsiniz? Düğmelerini yenileyebilirsiniz. Çok güzel düğme satılıyor tuhafiyecilerde. Çok farklı farklı düğmeler var. Eskiyen kabanlarınızı kocaman, rengarenk düğmelerle yenileyerek görünümünü değiştirebilirsiniz ya da daha trendi hale getirebilirsiniz. 10. önerim imitasyon yüzükler. H&M'de,
Zara'da, Mango'da ya da böyle sokakta çok fazla satılıyor ve en güzelleri bence orada. Çok tatlı şeyler çıkıyor uygun fiyata. O yüzükler ama taktığımızda genelde böyle içi kararıyor, elimizin içini kara kara yapıyor. Ne yapabilirsiniz? Yüzüğünüzü aldığınızda şeffaf bildiğimiz oje, cila oje ile yüzüğün iç tarafını bir güzel ojeye iki kat geçebilirsiniz. Böylelikle hem elinize bulaşmıyor bir karalık hem de gerçekten kendisi de kararmıyor. Diğer bir önerim yine bir stil önerisi. Yırtık jinlerinizi kış aylarında eğer giyemiyorsanız, doğal olarak üşüyorsunuz, aradan hava falan giriyor. İçine farklı farklı renkli çoraplarla deneyin. Mesela file çorap bu sene çok moda. Gerçi file çorapla da üşürüz, onun da etrafı delik delik. Ama içine farklı kalın opak çoraplarla, farklı renklerde çoraplarla yırtık jinlerinizi giyebilirsiniz. 12. önerim. Kıyafetlerinize yağ döküldüğünde ya da yağlı bir yemek döküldüğünde üzerine tuz dökme olan anneanne yönteminin pabucunu dama atacak. Çünkü şöyle bir yerde okumuştum ve bizzat denedim. Kıyafetinize yağ dökülürse, tabi bu yağ bu arada yemek yağı olması gerekiyor. Sana ait bir yağları temizlemek çok daha zor. Yemek, yağlı yemek ya da yağ dökülürse dediğim gibi üzerine bildiğiniz bebek pudrasını böyle boca edin ama bayağı bol bir şekilde dökün ve yaklaşık 20 dakika, yarım saat kadar bekleyin. Sonra üzerine makyaj pudranız, makyaj fırçanızla bile üzerine böyle temizleseniz gerçekten yağdan eser kalmayacak. Kıyafetiniz tertemiz olacak. 13. önerim. Benim en sevdiğim yöntemlerden biri, zaten kıyafetleri dönüştürmeyi, kıyafetlerle oynamayı çok seven bir insanım. Oversize görünümlü kazak olsun, sivet olsun, ben o tarz kıyafetlere zaten bayılıyorum. Ama bazen onlarla çok kilolu gözükebiliyoruz. Ya da çok salaş durabiliyor. İşte onu nasıl toparlarsınız? Klasik kemerlerinizden birini, hatta çanta askısı da kullanmıştım ben bir kere. Çok güzel oluyor, böyle direkt bağlamıştım. Kemerlerinizi belinize sıkıca bağlayarak hem oversize ve salaş kıyafetlerinizi daha şık hale getirebilirsiniz. Hem de aynı kıyafette iki farklı kombin oluşturabilirsiniz. 14. önerim hayatınızı kurtaracak. Topuklu ayakkabı giymeyi çok çok sevsek de topuklu ayakkabılar özellikle ilk aldığımızda ayağımızda vurma, işte ayağımızı rahatsız etme gibi şeyler yapabiliyor. Ne yapmanızı öneriyorum? Çorabınızı giyin. Çok kalın bir çorap değil. Normal bir soket çorap giyin. Sonra topuklu ayakkabınızı giyin. Fön makinenizin ısısını en sona ayarlayın ve 10-15 dakika kadar ayakkabılar ayağınızdayken ve çoraplarla giymişken fön makinesini ayaklarınızın üzerine tutun. Gerçekten ayakkabınız hem ayağınızın formunu kazanacak hem de aynı zamanda birazcık böyle elastikiyeti artarak daha rahat kullanımınız sağlanacak. Daha rahat edeceksiniz topuklu ayakkabılarla. 15. ve son önerim. Biliyorsunuz özellikle skinny jeanlerde, dar jean giydiğimizde de pantolon giydiğimizde fermuarını çekiyoruz ve birazcık o fermuar azıcık azıcık aşağı inmeye başlıyor. Yine çekiyoruz, yine azıcık aşağı iniyor, tamamen açılmasa da. Ne yapıyorsunuz? Anahtarlarınızı alıyorsunuz. Hatta keşke bir anahtarlık olsaydı, yanında bir yerde gösterdim. Anahtarlarınızın anahtar takılan bu yuvarlak yeri vardır. O yuvarlak yerine fermuarınıza geçirin ve o yuvarlak yeri fermuarınıza ucuna geçirdikten sonra düğmenize geçirin ve daha sonra düğmenizi ilikleyin. Bilmiyorum anlatabildim mi? Bununla ilgili bir görsel bulursam da o şekilde videoyu editlemeye çalışacağım. Bu şekilde fermuarınızın siz yürüdükçe ve hareket ettikçe minik de olsa aşağıya inmesi engellemiş olacaksınız. Bugün sizlerle işinize yarayacağını düşündüğüm moda çözümlerini paylaştım. Umarım bu içeriği beğenmişsinizdir. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Eğer bu videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.